Oh Hazalam, sendeki keyifte kimse de yok ha. Adam yattığı yerden kazanıyor. Terapiler, masajlar. Gel keyfim gel. Oh! Abi ne saçmalıyorsun? Ne keyfinden bahsediyorsun sen? Ben tedavi görüyorum. Hatırlatmak isterim sana. Ya bırak kardeşim ya. Böyle tedavi dostlar başına. Dostlar. Abi, Kaan abim şimdi senin yerinde olmak için var ya. Bak kamyonu geçtim. Kendini Nazgül yengenin önüne at. O derece. Aynen öyle. Direkt Nazgül zede oldum. Ama o kadının eli çok iyiymiş ha. Nazgül'ün 10 dakika uğraşıp çıkarttığı belimi 2 saniyede tık diye yerine taktı. Hamam hazır ağam. Sağ olun. Hadi bir el atın da ben hamama gidip banyo yapacağım. Atalım, atalım. Gel abi, gel. Dur, dur. Dur. Ben bir geleyim yavaş. Gel, gel. Yavaş. Dur, dur, dur. Şu... Oh. Tamam, gel. Ya Allah. Yağlanmışsa tam... Ya Allah. Oğlum sakatlama adamı. Yok, yok. Tam kıvamında abi. Koy. Çevir abi. Koy, koy. Yavaş, yavaş, tamam. Yavaş. Aferin. Dur abi, dur. Oh. Aşkım, banyo yapacak mısın? Hadi gel, yıkayayım seni. Yok karıcığım, olmaz. E kim yıkacak? Abinle Gökhan mı yıkacak? Ben kendim bile yıkayamıyorum yenge. Ya benim elimde ne kadar ağır olduğunu biliyor yenge. Şimdi belden aşağı zaten tutmuyor. Yukarısında ben sakatlanıyorum. Karıcığım onlar yıkamayacak. Balım yıkayacak. Ne? Saçmalama Hazar, ben yıkarım. Bir tanem. Hamam çok sıcak. Tansiyonun yükselebilir. Böyle bir riski göze alamam. Hayır Hazar. Ben böyle bir risk alamam. Asıl seni el alemin kızlara yıkarsa o zaman tansiyonum çıkar. O nasıl laf öyle belli? Sen bunları Nazgül'le Afet'ten mi öğreniyorsun? He. Bak karıcığım, bunları alışsan iyi edersin. Madem ki sen rahatsızsın diye biz bu kızları eve aldık, bize yardım etsinler diye. Bundan sonra senin yapman gereken ne varsa hepsini bu kızlar yapacak. İyice kaşınmaya başladım. Hamama gidiyorum. O zaman siz de kanacaksınız. Evet. Pazarı yalnız bırakmayacaksınız, tamam mı? Tamam yenge. O iş bende. Bana güvenebilirsin. Yok, iş bizde. İyi hadi. Kim gelmek istiyorsa gelsin. Hadi yürü. Bana da güvenebilirsin yenge. Tabii ben üç. Merak etme, hazır bizde. Açın, rahat olsun yenge. Oh! Oh! Allah belli yengemden razı olsun. Baksana ya, pamuk gibi oldum. Resmen rengim açıldı. Kız, İlber. Yoksa bu suyuma karbonat mı karıştı mı kız? Yok abi. Önce sabunla köpürtüyorum. Sonra ölü derine atacağım. Sonra da bir su dökerim. Kerineğin hiçbir şey kalmaz. Tamam şey yapma. Ben gerisini hallederim. Sen şey yapma, karışma. Hiç olur mu ha? İzin ver başladığım işi bitireyim. Mahcup olurum sonra. Ya oğlum bırak, karışma kızın işine. Bırak kız işini yapsın, Allah Allah. Bak ben Heca'ya karışıyor muyum hiç? Yap Heca'cığım yap. Ama biraz daha sert yap buraları ha kızım, haydi. Ağam cildine zarar gelir diye korkuyorum. Bundan böyle hafif hafif yapıyor. Ay canım benim ya, korkma kız. Bastır bastır, bir şey olmaz. Sert keselenmeye alışıyorum. Allah ağam kusura bakma da ipek gibi cildim var. Nazik davranmak lazım, yoksa tahriş olur. Allah Allah, ben ipek. Nazgül bana hep senin derin öküz derisi gibi derdi. Hayret. Su da sıcakmış, iki dökmemişim. Dök kız, dök. Dök, dök, boş ver, dök. Hiç olur mu ağam? Yanarsın maazallah. Allah yananı görürmüş Heca. Dök, dök. Abiciğim. Dikkat et de başkaları görmesin. Vallahi yardım ettiğin için teşekkür ederim. Yeter bu kadar. Ağam izin verirsen seni bir defa daha sabunlayayım. Ya dene yaxşıca işleyip. Yok, gerek yok sağ ol. Ama ya Bella Hanım benim yıkadığımı beğenmezse, seni yıkamak isterse... Allah saklasın, tansiyon falan yükselir, ben çok üzülürüm. Yani aslında konakta Bella Hanım'ın adını bilmeyen yok. İyi madem, hadi. Zahmet olmazsa bir kere daha sabunlayıver. Ne zahmet ha? Başım gözüm üstüne. Oh, vallahi atom darbe ayrıldım ha. Al benden de o kadar.
Ah, benden de pek hafifmiş ha. Hafif ne kelim oğlum? Ben direkt pamuk lady oldum. Pamuk lady. Pamuk lady. Vallahi ne yalan söyleyeyim, hamam bana da çok iyi geldi. Vallahi abi, içeri demir kütlesi gibi girdim. Pamuk gibi çıktım. O derece yani. Ya yemin ediyorum, Nazgül bugüne kadar beni yıkamamış. Resmen canlı canlı derimi yüzmüş. Yüzeceğim, yüzeceğim. Senin derini yüzüp odaya post yapayım da görsen. Allah Allah, bir Nazgül sesi duydum galiba. Afet. Afet? Gülkan? Lan, demek demir gibi girdin, pamuk gibi çıktın ha? Ulan pre yazıklar olsun sana. Sen beni ne zaman yudaydın da ben yumadım? Vallahi Nazgül beni hiç yumamış bugüne kadar. Sen kendini cin mi sanıyorsun Kaan? Ha? Ne diye yıkayayım seni? Ya karıcığım ne alakası var yani? Aman büyütmeyin bu kadar. Siz yıkayacaktınız. Yanaşmalar yıkadı. Oldu bitti. Ha bak aynı duruyor. Sen kaç yaşına geldin kendi kendinden yıkanamıyorsun ha? Ben yengem yıkasın dedi. Kızdıraş doğru diyor bu. Yalan mı yengem? Desene. Ha? Balım Hazar abimi yıkayacaktı. Siz de yıkanın. Hazar abimi yalnız bırakmayın dedi. Yalan mı yenge? Yalan mı? Söylesene. Ha? Vallahi ben tam olarak bunu kastetmemiştim Gökhan. Kaan. Bakıyorum da sen yeterince terlememişsin. Gel yukarıda ben seni bir güzel terleteyim. Yok karıcığım ben yeterince terledim. İstemiyorum. Hem... Ya Nazgül bu nedir ya? Burası Nazgül kampı mı? Ne masaj var, ne terapi var, ne hamam var. Hiçbir şey yok. Bıktım senin yasaklarından ya, yeter. Sen benden bıktın. Yok karıcığım, hayır ben senden değil, yasaklarından bıktım. Yok yok, sen benden bıkmışsın. Ya karıcığım anlamıyor musun ya? Allah Allah, ben böyle daha relax, daha yumuşak, daha voltajı düşük bir Nazgül istiyorum. Ben... Kaan'cığım, bu voltaj mevzunu odamızda konuşalım. Yüz yüze baş başa. Hadi sen çık, ben geliyorum. Ama benim kardeşler... Oğlum kaç, 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 kaç. Burası karışacak galiba. Çabuk, çabuk, çabuk. Beni takip et. Durun! Demek kocalarımızı yıkadınız, şimdi de giydirmeye gidiyorsunuz ha? Yok hanımım, mutfağa gidiyorduk. He. Deyin hele kıllık güller. Kız siz bizim kocalarımızı çimdirtmek için kimden izin aldınız? Ağalarımız kendi isteyince biz de bir şey diyemedik. Bir hatamız olduysa kusura bakmayın. Dokuz kusurlu hareketten birini işlediniz. Eğer kim bir daha bize sormadan bir işe derseniz... ...vallahi külahları değişiriz ona göre. Haydi yalla! Mutfağa! Mutfağa! Evet, mutfak! He! Belu, sen delirdin yoksa mı yok? Ha Dreş? Ne kocalarımıza yanaştırıyorsun bu yanaşmaları? Kızım sen kendini yakıyorsun, bizi niye yakıyorsun yanında? Ya ne yapayım kızlar, ne yapayım? Hazar bana hiçbir iş yaptırmıyor ki. Hamile olmasam kocama kimseye dokundurtmam. Ama elim kolum bağlı işte. Durun durun. Ben yakında birilerinin elini kolunu bağlayayım da görün siz.